İstakoz nasıl yeniyor acaba be? Bıçakla mı yeniyordu? İnşallah yerimde fakir olduğum anlaşılmazsa mı? Anlaşılmasın. Cuma kap bakalım oradan çatal uçağı. Hadi bakalım. Ulan benim bazımdan büyük bazısı var. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Bu şey ya, bu antenler bunu hareket ediyor. Bunu canlı canlı mı getirdiler? Ne yaptılar? Ben bundan çok korkuyorum ama. Çok komiksiniz. Çok komiyim evet. Ben bunu nasıl yesem acaba ben bunu en iyisi ekmek arası yapayım. Başka türlü doymam ben bunu böyle sıkıştırayım artık atıp kutur yerim ama. Ama sırf siz beni güldürmek için böyle yapıyorsunuz değil mi? Soyu saraya dayanan biri istakoz nasıl yenir bilmez mi? Aa tabii. Soru saraydan gelen biri istakozun nasıl yeneceğini bilmez. Ben tabii bilmez olur muyum? Çocukluğum benim istakozlarla geçti. Güreşirdik biz bunlarla plajda vallahi. Ama şimdi yemeyeceğim. Arkadaşım gibi geliyor şimdi. Ben hesabı alabilir miyim acaba lütfen? Bu arada parmağınızda yüzük göremedim. Bekarsınız herhalde. Evlilik hakkında fikrinizi çok merak ettim. Best bekarım ben vallahi. Evlilik hakkında ne düşünüyorum ben? Yani sizin gibi güzelce bir insan olursa neden olmasın diye düşünüyorum ama. Çok tatlısınız. Siz de öylesiniz yani. Ayrıca benim evleneceğim kadın da en az benim kadar zengin olması gerekiyor değil mi? Yani kendini benim yanımda böyle fakir hissetmesin. Kesinlikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Lütfen Leman Hanımcığım, siz benim bugün masamı güzelleştirdiniz. Hesap benden lütfen. Hiç bunu karıştırmayın. Para niçin var? Bunları harcamak için hepsi... Bu ne lan? Bir şey mi oldu Cuma Beyciğim? Olanlar oldu veya ne olsun, benim zaten sizden sonra da bir iş toplantım vardı. Ben onları bekliyorum. Onları topla hesap kapatacağım. Ben de o yüzden siz rahat olun ya. Her şey için çok teşekkür ederim Cuma Beyciğim. Ben müsaadenizi rica edeyim o zaman. Müsaade sizin efendim, müsaade sizin. Nasıl uygun görürseniz de yani bir daha ne zaman acaba buluşuyoruz, konuşuyoruz, bu evlilik konusunu tartışıyoruz, ne dersiniz? Aramanızı bekleyeceğim Cuma Beyciğim. Aramaz olur muyum ben bu? Aramaz olur muyum? Arayacağım tabii. Ama bu sefer dışarıda buluşmayalım. Bence de dışarıda buluşmayalım bundan sonra. Sizin köşk mesela? Köşkümde. Ay pot mu kırdım? Daha mı büyük yoksa eviniz? Saray mı demeliydim yoksa? Yok hocam, o kadar abartılı saray mı olarak köşk benim köşküm o köşk var ya o köy tadilatta o ya. Vallahi şimdi sizi orada ağırlayamam, toz toprak her yer o yüzden ne yapsak acaba? Peki şimdi nerede kalıyorsunuz? Şimdi nerede kalıyorum? Benim babamda bir tane villam var. Villada kalıyorum geçici olarak orada. Artık oraya beklerim ben sizi. Tamam. Pekala oraya gelirim o zaman. Bekliyorum. Bye. Ay ay. Ay bir gece alsın gelebilirim diyor yani. Allah'ım ne olacak bu iş ya? Şişt, olaylar nereden nereye geldi? Köşkler meşkler konuşuluyor oğlum ya. Açım İsmail. Alo İsmail. İsmail, vallahi bir şey söyleyeceğim. Burada olaylar karışmaya başladı. Hemen senin buraya gelmen lazım. Çok çabuk atla gel bakalım. Çok oldu. Ya ustacığım Allah'ını seversen siz ne yediniz de 3783 lira hesap geldi la. Benim bu yaşıma kadar yediklerimi toplasan böyle bir para etmez ya. Hem neyle ödeyeceğiz bunları? Kostümdür, arabadır, şikifantam bir sürü şeydir, bir sürü para harcadık. Dımdızda kaldık ya la. Sus ben de biliyorum, ben de biliyorum. Allah Allah. Buradan para vermeden acaba nasıl sıyrılırız diye onun planını yapıyorum şu anda. Ben kendi muhakememin içindeyim. Tamam şey yapmayacaktım ama. O iş hiç kolay değil vallahi usta. Hayır bulaşık yıkayalım diyeceğim de ikimiz bir sene boyunca bulaşık yıkasak yine bu parayı ödeyemeyiz ki biz. İsmail saçma sapan konuşma Allah'ını seversen. Zaten mutfakta bulaşık makinesi vardır. Niye bize yıkatsınlar? Doğru diyorsun. Tabii de bizim başka... Buldum lan. Ne buldun? Buradan kurtulmanın yolunu buldum İsmail. Neymiş o? Anlamadım değil mi? Yasın usta. Devam. Hazır mısın? Ölüyor. Adam ölüyor lan yetişin. Su getirin. Su getirin, su getirin. Su ne olacak iş değil. Baksana mosmor oldu. Hemlik manevrası yapalım. O ne lan? Hemlik manevrası.
Bırak. Saçma sapan hareketler yapmayın. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ne bırak? İsmail bırak. Bunlar bana gemlik manevrası yapıyorlar. Çabuk götürmeyin bunlar. Korkma patron. Senin kadar zengin bir adamın önüne sana asla izin vermem. Yardım edeyim mi? Ben de geleyim mi? Bırak lan! İstemez! Zaten sizin yemekleriniz yüzünden bu hale geldi adam. Dava açacağım size dava. Donunuza kadar alacağım ben. Yırttık galiba İsmail değil mi? Kimse bir şey anlamadan kurtulduk mu lan oradan? Sen var ya sen acayip bir çakalsın usta. Vallahi bundan sonra İstanbul'un en güzel kaliteli mekanlarında yiyeceğiz, içeceğiz, hiç para ödemeden çıkacağız gideceğiz be. Ustacığım abartma istersen. Doğru söylüyorsun İsmail. Benim başımda daha büyük dertler var veya şimdi onu düşünmem lazım. Neymiş o dertler? Yani şu evleneceğim kadın var ya Leman Hanım. Hı. Tutturdu villada villa, villada villa. Nereden bulacağım ben villa? Cevdet Bey'in villası olmaz mı usta? Aklınla bin yaşa lan. Çok güzel olur bence. Çok güzel olur da Cevdet Bey'den villayı nasıl alacağız o bence mesele. Hiç merak etme o iş bende İsmail. Hiç merak etme o iş bende İsmail. Hadi bakalım. Hiç merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.